Evet sevgili izleyiciler, ikinci konuğumla beraberim. Kendisi hayal etti. Zamanında parasız kaldı. Aç kaldı, düştü, kalktı, bir daha düştü, bir daha kalktı. Sokaklarda kaldı, kredi kartının borcunu bile ödeyemedi zamanında. Borçlarla yaşadı, asla pes etmedi. Pes etmek kendi fıtratında yoktu. Umutları vardı, umudunu hep yeşertti. Haksızlıklara direndi, hakkını arayanlarınsa yanında olduğu avukatı oldu. Yetmedi, uluslararası insan hakları savunucusu oldu. Yetmedi, anne oldu. Yetmedi, DJ oldu. Biz söylerken yorulduk ama o hiç yorulmadı ve yorulmaya da niyeti yok anladığım kadarıyla. Hoş geldin sevgili Sıdıka programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok güzel bir hayat hikayem var. Kendini böyle de farklı farklı kategorilerden, farklı farklı yerlerden geçirmişsin. Çok da güzel bir noktaya gelmişsin. Teşekkürler. Gerçekten araştırma yaparken seninle ilgili ben de çok keyif aldım okumaktan Ne hayat güzel. hikayeni. İnşallah şimdi izleyicilerimizle de paylaşacağız. İnşallah. Şimdi 20 yıllık avukatsın. Avukatlık mesleğine ilk girişini dinleyebilir miyiz senden? Tabii Nasıl ki. karar verdin avukat olmaya? Ben şimdi hep onu söylüyorum. Arada benim Erhan Hoca vardır, Özyeğin Üniversitesi'nin kurucu rektörü. MEF'te tercih döneminde beni davet eder işte YouTube'da. Neden hukuk fakültesini tercih etsin öğrenciler diye. Ben de dedim ki hocam siz emin misiniz beni davet etmek istediğinizde? Çünkü Ankara Hukuk benim 7. tercihimdi. Ben hiç hukuk istemedim yani kazanmayı. Ve hüngür hüngür ağlamıştım hukuk fakültesini kazanacağım diye. Benim hep hayalim uluslararası ilişkilerdi. İşte hep de İngilizce uluslararası işte Boğaziçi, ODTÜ falan. En sonunda bizim zamanımızda yoktu. Şimdiki öğrenciler şanslı en azından sınava giriyorlar. Puanlarını öğreniyorlar, ona göre tercih yapıyorlar. Bizim zamanımızda biz sınava giriyorduk. Öncesinde tercihlerimizi yapıyorduk. Ne çıkarsa bahtına şeklinde. Ankara Hukuk olduğunda çok ağlamıştım. Ama bu hayalini gerçekleştirmek anlamında pozitif olan şey o zaten galiba. Madem uluslararası ilişkiler olmadı, Ankara Hukuk kazandım. Ben o zaman uluslararası hukuk yapacağım dedim. Evet. Daha o senelerde işte o 93 kaç? 26 sene önce. Hemen Ankara Hukuk'un işte hukukçular için İngilizce programı vardı. Anadolu Sesi mezunuydum zaten. İşte onun üstüne çalışarak mezun oldum ama o mezuniyetim de çok ayrı bir eğlence. Geçen hafta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de öğrencilere söyledim. Biraz eğlenmeyi bilmek gerekiyor. Benim zaten Evet. herhalde hayat hikayem yani o başından bu zamana baktım. Hani DJ'lik, hukuk falan filan ya. Standart bir hukuk öğrencisi olmadım. Bir kere her sene kaç tane dersim varsa o kadar bütünlemem geliyordu. Ama buna rağmen 4 senede eğlene eğlene bitirebildim. Ama dediğim gibi o hayalime ulaşmak için çok çabaladım. İşte uluslararası hukuk yapacağım dedim. Ankara'da uluslararası hukuk yapan bir hukuk bürosu vardı. Orada staja başladım. İşte orada staja başladıktan sonra bayağı böyle işte Karayiplere mi gitmedim, batmış bankalar işte devlet adına New York'ta duruşmalara girdim falan yani. Sonra ama benim hayalim de şöyleydi. Devlet memuru bir anne babanın çocuğuyum aslında. Onların aksine aslında normalde birazcık güvence düşkünü olmamız lazım ama şey diyordum. Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Ama şimdi ben burada rahat alışırsam nasıl bir hayatım olur? Bu rahat alışırsam buradan ayrılmam kolay olmaz. Kendi işimi yapamam falan deyip kendi işimi kurmaya kalktım. İşte o kredi kartından kara listeye girdiğim zamanlar o zamanlar. Evet. Yani çok gençtim daha 23-24 yaşında kendi ofisimi açtım. Evet. Ben seni çok iyi anlıyorum. Öyle bir şey ben de yaptım. Çok güzel batırdım o Evet, çok yüzden. güzel oluyor ama erken yaşta yapmanın Evet. güzelliği o. Çünkü çok güzel bir hayat dersi hem iş anlamında hem hayat anlamında. Hem Evet. arkadaşların yanında kimler gerçek dost, kimler değil onları anlıyorsun falan. Öyle bir başlangıç yaptım. Kendi ofisimi açtım. Dediğim gibi sonra bir film, Türk filmleri gibi bir valizimle işte Haydarpaşa Garı'nda yeneceğim seni İstanbul falan modunda. Ay çok tatlısın. Geldik İstanbul'a geldim. Burada tekrar işte başladım sıfırdan. Çok değişik böyle müvekkil hikayelerim oldu. Bir de şeyim ben böyle hani hayata görmeye çok alışım. Bir şey başkalarının görmediği şeyleri ben görüyorum hayatta. Bir de çok eğleniyorum. Hem kendimle Çok eğleniyorum güzel. hem Çok hayatla güzel bir eğleniyorum. özellik. Evet. Hani herkesin görmediği şeyi gören Evet. insanlara ben her zaman çünkü hani hep bir böyle ortak bakış açısı vardır ya. Onun dışına çıkıp da farklı bir bakış açısından bir Evet. olaya bakabiliyorsa bir insan ben çok hoşlanıyorum çünkü değişik bir perspektif kazandırıyor bana da. Evet, O ona yüzden güzel bir eğlenceli özellik. tarafından bakmaya çalışıyorum. Hatta az önce onu konuşuyorduk. Geçen hafta ben işte Uluslararası Barolar Birliği'nde bir görev aldım.
30-35 kişiye yakın Avrupa'dan avukatları topladık burada. İstanbul Üniversitesi'nde genç avukatlar için organizasyonlar yaptık. Benim işte bunu çünkü hedefim o genç avukatlar ve işte avukat kadınlar için bir şeyler yapabilmek 2 senelik eş başkanlığımda. Öyle bir an geldi ki böyle cuma günü artık hani her şey bitiyor, bitmeye yakın, birçok misafir geri döndü falan. Böyle, Evet. böyle çok sinir bozucu gerçekten böyle üst üste. Şu an dedim bak çok sinirlenebilirsin gerçekten, Evet. hani kendinden geçecek ve çığlık bir falan atmak isteyebilirsin. Tamamen senin seçimin ama rahat da olabilirsin, sakin karşılayabilirsin. Dedim aa bak bunda da seçim yapılabiliyor demek ki. Evet. Seçimimi yaptım, sakin kalmaya özen gösterdim. Evet. Öyle güzel bir gece Aslında oldu. insanın bu tarz durumlarda kaldığında o Evet. gösterdiği sakin tavır kendisine yarıyor. Kesinlikle Öfke de öyle. kendisine zarar Hakikaten veriyor. öyle. Bazen tutamıyoruz öfkemizi ama sakin kalmakta tabii fayda var. Evet. Şimdi sen uzmanlık alanın uluslararası birleşme, devralmalar ve teknoloji hukuku. Evet. Yani okurken bile bana zor geliyor. Burada uzmanlaşmaya nasıl karar verdin? Bizim işte hukuk fakültesinde aslında şimdi gençlere de benim arada böyle gidiyorum, konuşmalar yapıyorum. Önerdiğim şeylerden bir tanesi o. Hukuk da aslında tıp gibi bir uzmanlık alanının olması gerekiyor. Bir hukukçu bana geldiklerinde ben çok rahat bilmediğim bir şey bilmiyorum diyebilirim. Çünkü herkesin artık gerçekten uzmanlık alanı var. Onu o şekilde değerlendirdik. Benim şansıma öyle denk geldi. Bir çok büyük işte bu online açık artırma sitelerinden bir tanesini Türkiye'ye geldiğinde ben temsil etmiştim. Türkiye'deki bir şirkete yatırım yapacaklardı. O Türkiye'nin ilk yatırımlarından biri birleşme devralma, özellikle teknoloji alanında. Öyle başladı. Onunla başladıktan sonra yine böyle çok daha değişik bizim meslekte de hem güven unsuru ön plandadır. Hem de insanlar kulaktan kulağa, hele bir de böyle spesifik bir nokta, bu bahsettiğim şey ne zaman oluyor işte 2006 falan işte yeni yeni başladığı için hani bu konuda uzman kim var dendi, öyle öyle kulaktan kulağa kulaktan kulağa derken biz şu an hukuk bürosu olarak ki 20 kişi falanız şimdi, ben Bayağı 4 büyük bir kişiyle firma. başladım yine böyle arka arkaya, hani bu ilk şeylerden sonra bir başka bir Alman büroyla birleştik. Oradan ikizlerim oldu, ayrılmaya karar verdim falan böyle. Benim şey, meydan okumalarım bitmedi 10 sene öncesine kadar. 10 Çok sene güzel. önce işte bu ofisi açtık. O şekilde yani birazcık şansla Biraz alakalıydı. kendiliğinden, birazcık Ve biraz şansla alakalıydı, değil mi? evet Çok aynen güzel öyle. olmuş. Şimdi Sıdıka Baysal, Hazine Müsteşarlığından bireysel katılım yatırımcı lisansı alan ilk kadınlardan. Şimdiye dek pek çok ülkede şirketler kurdu, uluslararası sözleşme müzakerelerine katıldı. Bütün bunların hepsine nasıl yetiştin? Ayrıca bir de demin bahsettiğin gibi bir de ikizlerin var. Evet. O herhalde birazcık beraber çalıştığın insanlara güvenebilme, işleri delege edebilme yeteneği. Onu herkes yapamıyor. Ben o işi Aslan Burcu olmama rağmen, hani Aslan Burcu daha şeydir aslında gerçi. Kontrol freak diyeceğim, nasıl deniyor bilmiyorum, manyağı, kontrol manyağı. Olmadım hiçbir zaman. Evde de öyle, çünkü evde ikizlerle beraber bizimle yaşayan bir ablamız var. Benim yükümün bir bölümünü o alıyor. Şey de istemedim. İkizlerim hiçbir zaman böyle anneye bağımlı çocuklar olmasını istemedim. Öyle bazı anneler vardır ya. Ben en başından beri kendi ayakları Biri kız üstlerinde biri durabilsin. oğlan değil Biri kız mi? biri 9 erkek. yaşındalar. Aynen. Allah başlasın. Teşekkürler. Daha onlar 8 aylık, 9 aylıkken ben onları şöyle seviyordum. Ay siz şimdi büyüyeceksiniz de sırtınıza sırt çantanızı alacaksınız. Interrail'e mi çıkacaksınız? İşte trenlere binip oralara gideceksiniz. Buralara gideceksiniz. Böyle yetişen çocuklar oldular. Ve şansımı o kadar şimdi gezmeyi seviyorlar ki benimle. Biz işte cuma günü Konya'da bir üniversiteye gidiyorum. Sunum yapacağım bir hukuk fakültesinde. Onları okula göndermiyorum. O anlamda beni çok seviyorlar. Yani o okula gitmeme şeyleri. Beraber gideceğiz Konya'ya. Benim sunumumu dinleyecekler. Orada hafta sonu beraber vakit geçireceğiz. Pazar günü hızlı trenle geri döneceğiz. Mesela yani bir şeyleri yapabiliyorsam onları da dahil ediyorum. Onlar da başından beri alışık oldukları için benim Hemen bu ayak uyduruyorlar. hemen Peki ayak çocuklarda uyduruyorlar. şimdi biz burada hep konuşuyoruz. Aileler genelde gelen konuklarımdan hep başarılı olanlara baktığım zaman ki alanında uzman insanları konuk ediyoruz. Hani bir skalamız var. Baktığım zaman hep konuşuyorum ve diyorlar ki hani ailem bana çok destek oldu. Ailem hep arkamdaydı. Ailem şöyleydi vesaire gibi. Şimdi sen de çocuklarına o özgürlüğü vermişsin. Onların nasıl bir yol ilerleyeceğini az çok çözebiliyor musun? Bahsediyorlar mı sana hayallerinden? Nasıl destekliyorsun çocuklarını? Ya ben hayaller işte diyorum ya, hayaller benim için çok önemli ve hayatım boyunca onlara da öğretmek istediğim şey şu. Madde biriktirmek
müzikle hiç işim olmadı. Hani ev alayım, araba alayım, yazlık alayım hiç alakası yok. Ben onlarla anı biriktirmeye çalışıyorum, an biriktirmeye çalışıyorum ve bunları da onlara anlatıyorum. Bundan bir 3 sene önce biz İtalya'da, Toskana'da bir ev kiraladık köyde. Bir köy Ay, ne evi. hoş. İngilizce bilen yoktu yani. Hani ellerimizle, gözlerimizle falan anlaşıyoruz. Şöyle bir hayalim vardı. Gerçi onu gerçekleştiremedim geçen sene için. Her sene onlarla bir ülkede bir şey yaşamak istiyorum. Öyle en az bir 2 hafta değişik bir şehirde oralı gibi. Londra'daysa bir Londralı gibi yaşaması. O kadar çünkü birbirinden farklı. Almanlar, Ya İtalyanlar. aslında o kadar güzel bir şeyden bahsettin ki şu an çocukların adına çok sevindim. Çok güzel bir vizyon kazandırıyorsun çocuklara. Evet, o ben çok seviyorum yani hani çünkü çok değişik dine bakış açıları bile farklı o. Hepsi Hristiyan olmasına rağmen ben onları alıp şeye de gittik biz, pazar ayinine de gittik. Çok iyi. Oraya bile götürdüm. İtalyanca konuşuluyor, hiçbir şey anlaşılmıyor tabii ki, anlayamadık falan. Ondan sonra onları hayaller, bir de hayallerinizi gerçekleştirin, hayaliniz olsun demekle olmuyor. Onlara aslında bir de örnek olmak gerekiyor. İşte ben 40 yaşından sonra DJ'liğe başladım. Müziği ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Yani hiç hayalleri gerçekleştirmenin yaşı olmadığına inandırmaya çalışıyorum. Umarım başarabiliyorumdur. Bilmiyorum, artık göreceğiz ileride. Onlar hangi, var mı avukatlıktan mı bilgileri var, yoksa işte ne bileyim müziğe mi Oğlum ilgileri çok var? güzel şey, basket oynuyor. Kızım dediğim, bir de şeyde konuşurken de söylemiştim, bir ara futbol oynuyordu okulda. Çok hoş. 11 tane erkek, kızım şey Defne, hiçbir zaman demedim ki erkek şeyidir, oyunudur futbol. Ne Bravo. istiyorsa yani, bir de benim çocukluktan galiba bir şeyim vardı. Annem benim şimdi dinleyince şey yapacak belki ama, yok işte basket oyna, yok işte halk oyunlarına git. Ben de sevmezdim öyle şeyleri yani çocukken. Dedim ki asla çocuklarıma bir şey yapmaya dayatmayacağım. Ne zaman ki onlar bana geldiler. Bale istiyorum dedi, baleye gönderdim. Piyano istiyorum dedi, piyano. Basket dedi, basket. Yüzme dediler. Hep onlar bana geldi. Yapabildiğim kadar onları o şekilde desteklemeye çalışıyorum. Destekledim. Çok güzel. Şimdi 11 yıldır Uluslararası Barolar Birliği üyesisin. 2019 Ocak ayı itibariyle Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu'nun ilk Türk eş başkanı seçildin. Evet. 2 sene boyunca hem eş başkan hem de insan hakları temsilcisi olarak Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu'nda Türkiye'yi temsil edeceksin. Nasıl seçildin bu değerli göreve? Normalde ben sorularımı ezberlemeyi sormaya çalışıyorum ama bu o kadar zor bir soru ki. Yani evet. Barolar Birliği, Avrupa eş başkanı vesaire. O yüzden yanlış yapmamak adına okuyarak sordum. Nasıl seçildin bu değerli göreve? Ne getirdi sana bu kıymetli görevi diyelim? İşte bu aslında hayalle ilgili. O hayali gerçekleştirmek için çabalamakla ilgili. O yolla bir girdiğiniz zaman bence hayat sizi bir şekilde karşısına çıkıyor. Bir de ben hayatta şanslı bir insan olduğuma inanıyorum. Şanslı bir insan olunca da önüme daha da geçiyor diye düşünüyorum. 11 senedir Uluslararası Barolar Birliği'ndeydim. İşte ilk gittim Singapur'daki toplantılarına. Dediler ki Türkiye böyle böyle yolda yürürken, şeyde koskocaman yani 5000 tane dünyanın her yerinden gelmiş avukatın, çarpıştım birisiyle, işte yere kağıtlar düştü falan, onları topladık. Türk filmlerindeki derken şurada gibi. Aynen Türk filmleri gibi. Şurada şeye baktı. Aa dedi, siz Türkiye'den misiniz? Evet Türkiye'denim dedim. O zamanki eş başkan, şimdiki benim görevimdeki kişiyle karşılaşmışım. Ve dedi ki bizim yarın bir açık toplantımız var ve Türkiye'den hiç kimse yok. Zaten Türkiye'den katılan sadece 4 avukattı. 4'te biri benle çarpıştı yani. Şöyle, siz gelir misiniz dedi. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur ve kesinlikle tesadüf değildi gerçekten bence. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Ve gittim, o toplantıya katıldım. Bana böyle bir şeyle yaklaştılar başta, bir şüpheyle diğerleri. Haliyle yani hani Singapur'dayım, bir sene sonra Buenos Aires'te birisi çıkmış. Fikirler sunuyorum işte Madrid'de bir sene sonraki toplantı falan. Sonra baktılar, ben burada bir İstanbul Barosu üye değildi Uluslararası Barolar Birliği'ne. Üstüme vazife olmayan şeylere karışmayı da ben çok seviyorum bu arada. İşte hemen tanımadığım halde İstanbul Barosu'na e-mail attım. Dedim böyle böyle, İstanbul Türkiye'nin uluslararası hukuk başkenti, işte nasıl olmaz falan. Uluslararası Barolar Birliği'ne İstanbul Barosu'nu kaydettirdim. Arkasından genç avukatlar için burada işte birleşmeler ve devralmalarla ilgili uluslararası bir konferans organize ettim. Yurt dışından konuşmacılar getirdik. Allah senin enerjini daim etsin. Startup konferansı yaptık. İşte burada onları ağırladım. Uluslararası Barolar Birliği'nin başkanı falan geldi.
Derken öyle öyle yavaş yavaş, bizde direkt seçilme diye bir şey yok. Bu şeyden, grup içerisinden beni aldılar ve Türkiye'nin hani Avrupa'da olup olmadığı bile tartışılan bir ortamda. Ben onu söylerim şimdi. Uluslararası Barolar Birliği'nde ben Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne soktum. Artık evet. Gerisini Türkiye düşünsün. Teşekkür ederiz. Evet, çok güzel bir şey yani. Baktığın zaman hepimiz adına gurur verici bir şey olmuş. Senin bir başarın. Peki Türkiye'deki insan hakları konusuna gelirsek, kadın hakları konusuna gelirsek, Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığımızda nasıl buluyorsun Türkiye'deki kadın haklarını, insan haklarını? Nefisciğim, inanır mısın? Yani bunu bana belki geçen sene sorsan Türkiye çok kötü bir yerde derdim ki hala çok iyi yerde olduğumuzu iddia etmeyeceğim ama bu sene bizim işte Uluslararası Barolar Birliği konferansı Roma'daydı. Roma'da İngiltere Baro Başkanı bizi böyle bir yuvarlak masa toplantısına davet etti. Bir çok değişik ülkelerden, dünyanın değişik yerlerinden. Kadınların bizim meslekte daha güçlendirilmesiyle ilgili bir toplantıydı. Ve ben inanamadım. Hani bazen biz kendi kabuğumuza çok kapanıyoruz. Benim o zaten Uluslararası Barolar Birliği'nde edindiğim şey güzellik o. Yalnız değiliz yani, bizim gibi o kadar çok var ki. Evet. O ülkelerde bizden çok kalır yanı yok. Özellikle hani bu ön yargı, kadınlar yapar yapamaz. Önyargılı olduklarını bilmeden aslında erkekler kadınlara karşı böyle bir duygu beslediği ortaya çıkmış. Bunun için özel psikolojik eğitimler veriliyormuş şirketlerde. Nasıl bir duygu besliyorlarmış? Farkında değil. Yani mesela bilinçli olarak kadın bunu yapamaz diye düşünmüyor. Evet. Ama bilinç altında öyle bir durum var. Ve onu yapılan psikolojik testlerle ortaya çıkarıyorlar. Allah hani Allah. Allah Allah, ben böyle bir şey düşünmüyordum. Bu nereden çıktı falan deyip hani onu tedaviye götürecek yöntemler uyguluyorlar yurt dışında mesela. Biz Ay, oralarda güzel. Gerideyiz bence. Bayağı Burada gerideyiz, evet. Hani o anlamda. Kadın hakları dediğimde mesela benim yurt dışından misafirlerim geldiğinde, burada değişik şirketleri bazen ziyaret ediyoruz. İnanılmaz derecede Fransız bir meslektaş bir gün hemen eşini aramıştı. Türkiye'deki kadınlar hani üst düzeyde yöneticiydi, öyle denk gelmişti o ziyarette. İnanamamışlardı, beklentilerin tamamen üstünde. Kadınlar aslında hizmet sektöründe, servis sektöründe, bizde işte bankacılık, finans, hukuk çok iyi haklara sahip. Ama işte önemli olan bunu kırsal kesime de yansıtabilmek, taşıyabilmek. Evet. Umarım onu en kısa becerebiliriz zamanda inşallah. Onu da başarırız umarım. İnşallah. Şimdi seninle ilgili ilginç, bir o kadar da renkli bilgiler var elimizde. Hem iyi bir annesin, hem çok iyi bir avukatsın. Aynı zamanda 2 senedir de DJ'lik yapıyorsun. Bu hem kulağa çok güzel geliyor hem de enteresan geliyor. Alıştığımız bir şey değil. Evet. Şimdi avukatlık dediğin zaman böyle çok ciddi takım elbiseleri içinde, işte cübbesi içerisinde falan, böyle bir daha ciddi bir karakter geliyor. Evet. Senin gibi kariyeri olan bir kadının aklına nereden geldi DJ'lik yapmak istediği? Benim müzik hep hayatımdaydı. Diyorum ya, ben işte Ankara Hukuku 4 senede bitirdim ama her sene ne kadar dersim varsa o kadar. Neden? Çünkü gezmekten, tozmaktan. Müziksiz ben ders çalıştığımı bilmem. Şimdi ofiste de aynı şekilde Spotify mutlaka açıktır. Ben yani müziksiz çalışamıyorum bile. Öyle bir müzik hayatımın bir parçası. Ailede de bizim şey, yani ben fasıl masalarında, hani böyle küçükken biz birleştirirlerdi, sandalyeyi yatardık, çocukları yatırırlardı ya, aynen o şekilde büyümüş bir şeyim yani. Hani bebeklikten gelen bir müzik şeyi vardı. DJ'lik de çok hayalimdi. Bir şekilde denk geldi. 2 senedir yapıyorum. Hatta Alaçatı'da bu yaz ben 6 mekana yaptım meydanda. Alaçatı'da, Hacı Memiş Meydanı'nda. Ay, çok güzel ya. Ağustos ayında beni kimse avukat olarak bilmiyordu orada. DJ, sen yapıyor hatta musun? DJ bacı diyen diye gelen DJ, böyle babamla DJ geziyoruz sokaklarda, dürtüyorlar birbirlerini. Aa, bu DJ değil mi? Bu gece çalmıyor mu acaba falan diye. Babam böyle kendinden geçti. Allah'ım ya Rabbim, yani vallahi DJ günleri olarak. Günleri de mi görecektik avukat diye. Aynen. Ben çok severek yapıyorum. Zaten severek yapmazsan. 8 saat bir gün çaldım şeyde, Alaçatı'da. Evet. 8 gibi başladım. Çünkü bir de o kadar şey ki orası mesela. Nerede çalıyorsun orada? Hacı Memiş Meydanı vardı. Orada çalma önerisi de zaten benden geldi. Çok kakofoni oluyor. Çok her yer bir şey çalıyor, müzik çalıyor. Bizim de orada mekanımız var bu arada. Aa, çok güzel. O yüzden hani bir şey olsun, her kez keyifle gelir hani falan diye renk düşündük. Olsun renk diye. Olsun diye. Kafe var, meyhane var, pub var. Hani hepsini aynı anda mutlu edebilmek o kadar zor bir şey ki. Müzik dedin, yani yapmayın bana bunu. Bu aralar hep İzmirli konuklarımı alıyorum. Ben Öyle İzmir'e mi? Aşığım o yüzden. Benim de ailem İzmir'de yaşıyor işte o yüzden.
Çok güzel. Şimdi seninle ilgili bir videomuz vardı. DJ'lik yaptığın Evet, bir ben bir de videomuz onu vardı. seyrettim. Bir görelim mi? Hazır mı yönetmenim Ruhsar? O zaman görelim. Evet. La 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 la. Çok güzel, çok eğlenceli, çok da keyifli. Evet. Böyle hem ciddi bir meslek icra edip hem de yanında bunu yapman Evet. ayrıca renkli bir şey Teşekkürler. olmuş. Tam da aslan burçlarında böyle şeyler oluyor. Değil mi? Evet, Evet, aslan birazcık. burçlarında böyle bir Evet. çılgınlıklar, bir Evet. sıra dışılıklar hep görüyoruz. Şimdi 2 senedir DJ'lik yapıyorsun ya, daha önceden de müziğe ilgin varmış. Evet. Son 2 senedir DJ'lik yapmaya başlamışsın. Ne oldu kırılma noktan? Nasıl karar verdin? Ya DJ'lik de O yapabilirim öyle, ben. evet, denk geldi aslında. İşte biz şu an DJ'lik yaptığım yerin sahibi arkadaşım hem de müvekkilim de tamamen başka bir konuyla ilgili konuşurken ben Kırşehir'de de yani geçmişimde Çorum'da doğdum. Kırşehir'e tayinimiz çıktı. Arkasından Denizli'ye gittik. Kırşehir'deyken Anadolu Lisesi'nde bizim okulda radyomuz vardı. İnanılabilir bir şey mi? Yani şimdi özel okullarda bile yok bu. Kaç? 30 Evet. sene öncesinden bahsediyorum. Teneffüslerde çalardık. Ben de DJ, o zaman DJ de denmiyordu tabii. Radyocu deniyordu. Yani o çalardım falan. Bundan bahsederken dedi ki ya sen şey yapar mısın? 45'likte çünkü onun öyle bir şeyi var. Mesleği müzik olmayanlara müzik yaptırıyor. Evet. Niye olmaması yaparım dedim. Ajda Pekkan şarkılarıyla başlamıştım geçen sene. Çok Full onu güzel. çaldım. Evet. Bu sene Hey Gidi Günler konseptli. Daha Evet. değişik, yabancı da çalabilirim. Daha özgür, daha beni aslında şey yapıyor, anlatıyor galiba bu Çok konsept. güzel. Peki hiç kaygın olmadı mı ya? Ben bir avukatlık mesleği icra ediyorum. Bir de bu acaba zarar verir mi, olur mu, olmaz mı diye bir kaygı Hiç yaşamadın valla mı? hiç umurumda olmadı. Ben sevdiğim bir şeyi Çok yapıyorum hoş. falan diye. Evet. Ama ele şey yapan oldu. Ben sen işte benim avukatım olsan, seni DJ kabininde görsem ne derim acaba falan diyenler. Onlar gelmesin zaten müvekkil olarak. Evet, doğru söylüyorsun. Ya zaten işini iyi yapmakla bu çok Aynen. farklı bir şey. O yüzden Evet. ikisini birbirine karıştırmamak lazım. İnsanın çok fazla sınırlar olmasın hayatında. Başka Aynen. insanların hakkına, hukukuna tecavüz etmedikçe her şey Kesinlikle. yapılabilir diyelim. Şimdi müzisyen avukatların yardım organizasyonu olan Lavrox'un jüri üyelerinden birisin. Evet. Ve bunu Türkiye'ye getirmek istediğinden bahsetmişsin. Senden bu Lavrox'u da bir dinleyelim. Tamam. Sonra programımızın sonuna geldik, Tamam. veda edeceğiz. Onu da bir sorayım dedim son anda. Lorax şeyde dünyada çok Evet. ünlü bir şey. Hukuk büroları her biri bir tane rock grubu kuruyor ve aynı zamanda da bir yardım kuruluşunu destekliyor. Bir sonra işte bizi böyle büyük bir rock barda bir yarışma düzenleniyor. O Evet. yarışmada jüri üyeleri var ve kim seçilirse yarışmada o gün toplanan bütün para onun desteklediği yardım kuruluşuna gidiyor. Çok Aslında o güzel. kadar güzel ki hem insanlar arasındaki iletişimi artıran hem yardım kuruluşlarına destekler ve de çok eğlenceli bir şey. Bunu ben ilk görür görmez dedim bunu Türkiye'de yapmam lazım. Evet. Zaten Türkiye temsilcisiyim şimdi ve Evet. ayarladım, organize ettim, yerini buldum. Sponsorlarını buldum. 2 sene önce yapıyordum ki işte Türkiye'deki politik sistemi olağanüstü hale girdik. O sebepler dedim ama eninde sonunda Evet. Var mı yapmayı senin gibi müziğe düşünüyorum. ilgili avukatlar bu sistemin içerisinde Benim yer için almak en zor isteyen? olan oydu ama onu bile bulmuştum. Yani Bu. hani şey müzikle ilgilenen, Evet. bir şeyler çalabilen ya da şarkı söyleyen avukat bulmak zordu ama var Evet. inanılmaz bir şekilde Bence devam etmelisin. eğlenceli. Çok güzel Evet geliyor kulağa inşallah. ve artık zaten hani bizim hep inişli çıkışlı bir politikalarımız olduğu için çok rahat Evet zamanını beklememek inşallah. lazım bu ülkenin. O yüzden böyle güzel Aynen organizasyonlara imza teşekkürler. atarsın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Renk kattın teşekkür ederim. Çok programımıza. sağ ol. Güzel renkli karakterini. Ayağına Çok sağlık diyoruz. teşekkürler. Başka bir zaman Görüşürüz. görüşmek üzere. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Keyifli sohbetler gerçekleştirdik efendim. Yarın yine beraberiz saat 3'te. Bizim saatle Woman TV'den bir yere ayrılmıyorsunuz. Görüşmek üzere.